Alevlerin içerisinde şu anda bir vatandaşı görüyoruz. Evet, Can abiyle şu anda bir koşuyor. Alevlerin içerisinden şu anda bir kişi. Günlerdir devam eden ve bir türlü tamamıyla kontrol altına alınamayan yangınlar sebebiyle ülkece zor zamanlardan geçiyoruz. Orman yangınları nedeniyle bitki ve hayvan çeşitliliği büyük oranda zarar gördüğü gibi bu yangınlardan doğrudan ve dolaylı olarak hepimiz etkileniyoruz. Peki bu orman yangınları kısa sürede nasıl yayılıyor ve neden söndürülemiyor? Bu konuyu orman mühendislerinin tespitleri doğrultusunda 5 maddede daha yakından öğrenmeye hazır mısınız? Abi vurmayın, vurunca dağdan yürüyor. Sadece var ya, bozulanları var ya, buraya doğru süpürelim abi. Sadece orada dağılmasını sağlayalım. Orman yangınları Kızılçam ormanlarında çıkmış ve devam etmektedir. Kızılçam, diğer çam türleri arasında en çok reçineli olan ağaç türümüzdür. Yangında alevler ağaçların tepesine çıkmaya başladığında, ağaçların gövdesindeki, dallarındaki, ibrelerindeki ve kozalaklarındaki reçine buharlaşmaya başlar. Buhar haline geçen reçinenin doğal gazdan pek farkı yoktur ve suyla da söndürülemez. O yüzden evlerimizde doğal gaz veya mutfak tüpü kaynaklı yangınlarına su ile değil de alevin üzerini battaniye, halı ve benzeri türü örtü ile örterek söndürmeye çalışırız. Bu şekilde gaz ile oksijen bağlantısını kesmeye çalışırız ve sonuçta çoğu zaman alırız. Ancak bunun ormanlarda yapılma imkanı yoktur. Bu nedenle ağaçlardaki reçine bitene kadar su ile sonuç alamayız. Siz hiç günlerce yanan meşe ya da kayın ormanı yangını duydunuz mu? Duyamazsınız. Zira bu ağaçlar reçineli değildir. Bu gerçek yüzünden Amerika ve Kanada'da orman yangını önemli yerleri tehdit etmiyorsa çoğu zaman boşuna söndürme masrafı olmasın diye yangına müdahale bile etmezler. Odunun tutuşma sıcaklığı nispi hava nemine bağlı olarak 240-440 derece arasında değişir. %12 nemde odun 240 derecede tutuşur. Akdeniz ve Ege'de havanın nispi nemi çok seyrek olarak %30'un altına düşer. Nem ne kadar yüksekse tutuşma sıcaklığı artar, bu da yangının ilerlem hızını düşürür, söndürme ekiplerine zaman kazandırır. Tersi durumda hız yükselir. Şayet rüzgar varsa bunu şüphesiz misliyle arttırır. %30 ve üzeri nemli havada kuru ibreleri bir araya toplayıp içine de yanmakta olan sigarayı bırakırsanız ibrelerin alevlenmediğini görürsünüz. Ancak aynı deneyi %12 ve daha aşağı nem oranlarında yaparsanız ibrelerin tutuştuğunu görürsünüz. Şu an yangın bölgelerinde nispi hava nemi maalesef %7-%10 arasında. Ülkemiz ormanlarının %90'ının topografik yapısı yangınlarda uçak kullanımına uygun değildir. Belgrad ormanlarında, Antalya Düzlerçamı ormanlarında ya da bunlara benzer yerlerde uçaklardan çok iyi sonuç alırsınız. Ancak dağlık, tepelik yerlerde uçaklar çok yüksekten su bırakmak zorunda kalır. Aksi takdirde dağlara çarpmaları kaçınılmaz olur. Bu suyun da büyük bir kısmı yere düşmeden buharlaştığı gibi istenilen noktaya da su bırakmayı zorlaştırır. Helikopterlerde bu sorun çok azdır ve %90 oranında başarı sağlar. Helikopterlere hiç yangın çıkmasa da para ödenir. Şayet yangına müdahale ederse sorti başına da ayrıca para ödenir. Ancak isabetsiz, başarısız su atışlarına para ödenmez. Ülkemiz Orman Teşkilatı, orman yangınlarının söndürülmesinde EFFİS raporlarındaki verilere göre dünyanın bir numarasıdır. Bu nedenle dünyanın hiçbir ülkesinde olmayan makine parkı ve personel ülkemizde mevcuttur. Orman Genel Müdürlüğü 2597 araç ve bu araçlarda görevli 11.545'i yangın işçisi olmak üzere toplam 18.545 personelle bu işi yürütmektedir.
Mesela televizyonlarda sık sık duyduğunuz ve gördüğünüz arazözler 4x4 kamyonlar olup üstün donanıma sahip olup 1500 metreye kadar su pompalayabilen, tanesi 1 milyon 750 bin TL olan makinelerdir. Sonuçta nispi hava nemi %30'un üzerine, rüzgar hızı da saatte 30 km'nin altına düştüğünde yangınlar bir gün içinde söndürülecektir. Bütün bu olumsuz şartlara rağmen ülke olarak en kısa sürede ormanlar konusunda var olan tedbirlere ek olarak daha ciddi tedbirler almamız elzemdir. Pek yakında bu yangınlardan kurtulmak dileğiyle. Başka bir çalışmada görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kalın sağlıcakla.